Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ekranları başlarında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir Hanımlar Rehberi programında yeni bir konu ve konukla bugün de karşınızdayız ve en kalbi muhabbetlerimizi sunarak başlıyoruz. Evet, bugün istedik ki gençliği konuşalım. Gençliğin içinde bulunduğu karmaşayı, karışıklığı, arayışı konuşalım. Neden gençlik böyle bir arayışın içinde veya neden böyle bir arayışın içine itildi gençlik? Ve bu konuda biz toplum olarak ya da özellikle ebeveynler olarak ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Doğru rehberlik etme anlamında inşallah bugün bizi aydınlatacak olan değerli stüdyo konuğum Saliha, aile danışmanı Saliha Erdim hanımefendiye yönelteceğim bu soruları. Hanımlar rehberi rehberlik edecek bir konuyla bugün de başlıyor efendim. Bizden ayrılmayın diyoruz. Saliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Harikayım, çok şükür. Sizlerin de iyi olmaları için, değerli seyircilerimizin de iyi olmaları için duadayım. Allah razı olsun. Rabbim iyiliğinizi daim kılsın. Amin. Evet, biz istedik ki gençliği konuşalım ve gençliği kiminle konuşalım, kiminle konuşabiliriz dedik. Ve Saliha Erdim ile konuşursak galiba doğru adreste oluruz diye düşündük. Teşekkür ederim. Gerçekten çok karamsar bir tablo çizmeyi istememekle birlikte bir de mevcut durumu görmemiz gerektiğine inanıyorum. Öyle düşünüyorum ya da. Gençlik şu anda bir arayış içinde kendini bir yerlere ya da birilerine yaklaşmak, yanaşmak istiyor, bir aidiyet duygusu içerisinde, bir kimlik karmaşası içinde. Yani siz ne diyorsunuz? Bir durum tespiti önce yapar mısınız bizim için? Doğru söylüyorsunuz. Gençlik nasıl davranacağını bilmiyor. Çünkü gençliğin içinde bulunduğu ortam sağlıklı değil. Aile ortamı uygun ve dengede değil. Gençlik insan hayatının en enerjik, en dinamik, en riskli, bıçağın sırtında diye tabir edilir bazen çok riskli durumlar için. Bıçağın sırtındaki durum gibi adeta. Ama sanki bu böyle değil de çok normal bir durummuş gibi şu anda çok fazlaca da bir şey yapıldığı söylenemez, başta aileler açısından. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi bilmiyoruz. Gençlere nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Gençlerden ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Bu kadar bilinmezliğin içerisinde çocuklarda bildiklerine göre, kendilerine cazip gelen, kendilerinin ihtiyaç hissettiği şeylere göre davranıyor. Sistem onu öyle yönlendiriyor. Sistem çocuğa belli şeyleri yüklüyor. Annenin tutumunu yüklüyor, toplumun tutumunu yüklüyor. Çocuk oradan bir anlam çıkarıyor ve ona göre hareket ediyor. Eşyanın bir tabiatı var. O eşyanın tabiatına göre hareket etmezsek, Rabbimizin oluş ve bozuluş kanunlarına göre hareket etmezsek, sistem iflas eder. Giriş cümleleriniz çok doğruydu. Eğer biz bir şeyi doğru teşhis edemezsek, tedavinin doğru yapılma şansı yok. Benim tanıdığım bir hanımefendi vardı. Ayağında kanser başlangıcı olmuş. Allah cümlemize, dinleyicilerimize sağlık, afiyet versin, korusun. En iyi hastanelere gittiği halde aylarca, hatta yıllarca mantar denmiş, şekerden denmiş, bir şeyler denmiş ve doğru teşhis edilememiş. Ciddi anlamda ilerlemiş. Ve en son irtibatımızı kaybettik, ne yaptıklarını bilmiyorum. Eğer teşhisi doğru koyamazsak tedavi yanlış gidecektir. Çocuklarımızın durumunu tespit edeceğiz ama bunun neden kaynaklandığını ve nasıl çözüm üretileceğini de bilmezsek bu teşhis bizi bir yere götürmez. Yıllar önce ben hatta öğrenciydim. Televizyonda bir ziraat mühendislerine yönelik bir program yayınlanıyordu. Çok o esnada ben de oradaydım. Dikkatimi çekmişti ve izlemiştim. Şimdi meyvelerin ve yaprakların hastalanması halinde ağacın nasıl ilaçlanacağını, bu hastalıktan bu ağacın nasıl kurtulacağını, kurtarılması gerektiğini anlatıyor. Diyor ki, bu ağaç diyelim, anlatıyorlar. Tepeden güneş vurduğunda gölgesi ne kadarsa kökleri o kadardır. Dallarının uzunluğu kadar kökü vardır. Ve bu
bu gölgenin sınırları işaretleniyor. Orası ilaçlanıyor. O alan ilaçlanıyor. Meyvenin ve yaprağın sağlıklı olması için kökler ilaçlanıyor. Hı hı. Bu o kadar açık, üzerinde kitap yazılacak kadar, o kadar güzel ve anlamlı bir şey ki buradan hayata dair ciddi dersler çıkarabiliriz. Kökler zayıfsa dalın, meyvenin, yaprağın ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Köklerin güçlü olması, köklerin sağlam olması ve aynı zamanda beslenme kaynaklarının düzgün olması lazım ki, ilaçlanması lazım ki var olan sıkıntılar gitsin. Benim, Salih Hanım, ben de tam olarak onu soracaktım şu anda size. Peki sorunun kaynağı ne diyecektim? Evet. Siz cevabı vermiş oldunuz. Yani çünkü bir hastalığın yine teşhisinde hani siz daha iyi bilirsiniz. Doktorlar özellikle kaynağına bakarlar. Mesela çoğu zaman bazı şeyler için işte bu genetik derler, RC derler, nörolojik derler, psikolojik vesaire. Yani genelde kökenine bakarlar. Şimdi burada da eğer biz de bunu bir rahatsızlık olarak görüyorsak, yani olmaması gereken bir şey aslında bu gençliğin içinde olduğu arayış, madem olmaması gereken, yani anormal bir şey peydah olmuş, o zaman bu sorunun nedeni ne diye baktığımız zaman, evet, kökenine bakmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi dönüp kökenine baktığımız zaman peki orada sıkıntı nerede, yani illet nerede tam olarak, tabiri caizse? Şimdi bir cümlenize şerh düşmek istiyorum, izin verirseniz. Buyurun. Aslında sorun olan şey arayış değil. Hep arayış içindeyiz. Ben şahsım adına dün bir bilgiyi öğrendim ya, bugün doğrusunu öğrenmişsem o bilgiyi atarım. Hı hı. Hep doğrunun, hep iyinin ve nasıl daha iyi olacağımızın, Rabbimize nasıl daha iyi kul olabileceğimizin arayışı içinde olmalıyız. Arayış normal. Hı hı. Fakat gençliğin arayışı derken günümüzdeki gençliğin sorunlarına hitap ettiğinizi düşündüğüm için, hani öyle anladığım için, sıkıntıda olan bir gençlik var, kayan bir gençlik var. Genç yaşta uyuşturucuyla pençeleşmeye başlayan, genç yaşta uygunsuz ahlaki dejenerasyonlara, alkolüne, uyuşturucusuna, sigarasına bulaşan bir gençlik var. Bu gençlik bir defa arayışta mı? Bu gençlik bir arayış içinde mi? Olanlar var ama çoğunluğunun bir arayış içinde olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Sadece biz şöyle diyebiliriz. Gençliğin daha iyi olması için biz neler aramalıyız? Ya da gençliğin zihninde kendisini daha iyi konumda bulundurabilmek için neler yapması gerektiği arayışını nasıl kazandırabiliriz? Doğru bir arayış içerisinde nasıl bulundurabiliriz çocuklarımızı? Bunu nasıl yükleyebiliriz gibi, hani bu başlığı anlayabiliriz. Öyle sanıyorum ki, ben tam ifade edemedim. Yani bana göre arayışta bir sıkıntı yok. Dediğiniz gibi arayışın zaten olması gerekiyor. Hakkı hakikati bulmak için de, doğruyu bulmak için de, varmak için de arayış içinde olmak gerekiyor. Zaten arayış içinde olamayanlar varamayanlardır. Fakat sıkıntı şurada bana göre hocam. Arayış içinde olup da arayıştan çıkamama. Yani bir türlü sonuca varamama. O karmaşıklık hali biraz sorun gibi geliyor bana. Aradığımız tabii burada. Yani neyin arayış içinde? Ne çocuk aradığını bilememe. Konforunu arıyor çocuk şu anda. Hı hı. Elinde kaç model, hangi telefonun olduğundan, hangi bilgisayarın olduğundan. Hani şu anda gençliğin ihtiyaçlarını aslında daha net konuşuyoruz burada. Hı hı. Gençlik neye ihtiyaç hissediyor? Daha iyi olmak için neye ihtiyaç var? Ve şu anda gençlik eğer sıkıntılıysa, bunun kaynağı neler, değil mi? Asıl konuştuğumuz şey şu. Hı hı. Ben yıllar önce bir yazı yazarken Allah şöyle bir cümle kurdurdu bana. Güçlü rüzgarlar kökü derinlerde olan ağaçları sallar, sarsar fakat deviremez. Ağaç için bir iyilik yapmamız gerekse yapılacak şey güçlü rüzgarları engellemek ya da ağacı koruma altına almak değildir. Ağacın derinlere kök salmasına zemin hazırlamaktır. Dolayısıyla aile kendisi bir ağaç, çocuk bir fidan. Fidanı önce aile dediğimiz serada büyütüyoruz, sonra toplum dediğimiz ana eksene yerleştiriyoruz. Bu çocuğun toprağa derinlemesine kök salması için ne yapmamız lazım? Bunu
söylemeden önce izin verirseniz başka bir tespitte daha bulunacağım. Tabii ki. Bir okulda öğrenciler bulunuyor, öğretmenlerinden ders alıyorlar. Okul hayatı boyunca işleyen bir süreç bu. Diyelim ki bir çocuk matematikte çok iyi. Öğretmeniyle arası da iyi, matematikte iyi. Öğretmeni değişiyor, notu da düşüyor. Öğretmeniyle arası iyiyse notu yükseliyor. Öğretmeniyle arası kötüyse notu düşüyor. O öğretmeni sevmediyse veya o öğretmenin öğretme biçimi, çocuklara muamelesi farklıysa otomatik olarak not düşüyor. Kesinlikle. Peki bir öğretmenin başarılı olması için neye ihtiyaç var? Bir, mesleğini sevmesine ihtiyaç var. İki, mesleğine vakıf olmasına, iyi bilmesine ihtiyaç var. Üç, çocuğu sevmesine ihtiyaç var. Dört, öğretmeyi bilmesine ihtiyaç var. Bu başlıkları artırabiliriz ama kabaca benim zihnimde bunların olması halinde çocuk o dersi severek, hani kapasitesi yerinde sağlıklı bir çocuktan söz ediyorum, bunu yapması lazım, öğrenmesi lazım, sevmesi lazım normalde. Şimdi bunu anne babaya uyarlarsak, anne babanın yaptığı işi iyi bilmesi, anne babanın yaptığı işi sevmesi, anne babanın çocuğu sevmesi ve çocuğu nasıl eğiteceğini bilmesi lazım. Saliha Hocam, küçücük bir açayım orayı. Lütfen. Sanırım sevmek için de yine bilmek gerekiyor. Çünkü ben kendimden biliyorum, anne olmadan önce anneliği okudukça, anneliği araştırdıkça, Allah-u Teala'nın anneliğe verdiği önemi, değeri okudukça, bir annenin aslında nasıl kutsal bir görevi, nasıl kutsal bir emaneti aldığını okudukça, öğrendikçe ben anneliği daha çok sevdim ve çocuğu da daha çok sevdim. Onun için galiba sevmek için de yine öğrenmek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Yabancısı olduğunuz bir şeyi sevemeyebilirsiniz çünkü. Bu sadece sevgi için değil, hepsi için geçerli. Değil mi? Yani bilgi, onu birazdan ben tanımlayacağım. Her şey için bilgi gerekiyor. Şimdi o zaman birazdan söyleyecektim ama şimdi yeri geldi söyleyeyim. Benim şöyle bir tespitim var. Herhangi bir işe başlarken, teknik olabilir, psikolojik olabilir, sosyolojik, ekonomik, neyi ele alırsanız alın. Önce ne niyetle yaptığınızın belli olması gerekiyor. Bütün bilimsel disiplinler dahil olmak üzere, dini konular başta olmak üzere, her şey niyete göre. Bir insanı Allah korusun aldatmak niyetiyle yola çıkarsanız argümanlarınızı ona göre kullanıyorsunuz. Bir insana iyilik yapmak istiyorsanız ona uygun araçları kullanıyorsunuz. Mesela ben kendimde şunu biliyorum. Ben dua etmeyi çok seviyorum. Çünkü insanların iyiliğini istiyorum. İnsanların iyiliği için bir şeyler yapmayı çok önemsiyorum ve insanların iyi olduklarını görmeyi çok mutlulukla bekliyorum, istiyorum, seviyorum ve çok mutlu oluyorum. Bunun için de karşımdaki insanın daha iyi durumda olabilmesi için nasıl bir dua etmeme ihtiyaç var diye düşündüğümde, zihnim bununla çok meşgul olduğunda, o ana kadar aklıma gelmemiş yeni dualar keşfediyorum. O ana kadar hiç kullanmadığım yeni cümleler Allah üretiyor. Yani Allah kapılar açıyor. Kesinlikle. İlerlediğiniz yolda yollar açılıyor. Mesela yönümüz ne tarafa dönükse bizim niyetimiz yönümüzü dönmek anlamına geliyor. Yönümüzü ne tarafa dönmüşsek adımlarımız bile o tarafa ilerletir. Yüzümüz bu tarafa dönük olarak sağa, sola, çapraza, arkaya ilerlemiyoruz. Düz ilerliyoruz yani. Yüzümüzün döndüğü tarafa doğru ilerliyoruz. O zaman niyet birinci sırada. Niyetten sonra bilgi gelir. Yola çıkarken birinci alacağımız azık o zaman, diyelim böyle kabaca. Evet. Birincisi niyet. Niyet. Halis bir niyet. Kesin. Yani iyilikten bahsettiğimiz için. Evet. Yani niyetimiz neyse bütün sistem ona göre organize ediliyor. Bu zihnin bize sunduğu harika bir şey. Aynı zamanda maneviyatımız. Dolayısıyla birincisi niyet. İkincisi bilgi. Bu
bugün annelerin, babaların, çocuklar için ne kadar yanlış davranan anne baba varsa hepsinin akli dengesi yerinde olanlar için söylüyorum. Niyeti iyidir. İyi olduğunu da varsayıyoruz hani arızalar hariç. Çocuğum şunu yapayım da şu durumda bulunsun diye istiyor. Peki yaptığı şeyin çocuğun fıtratındaki güzellikleri geliştirmeye yetip yetmediği, çocuğun ihtiyaçlarını giderip gidermediği, çocuğun daha iyiye gitmesi için ona bir zemin hazırlama, temelini sağlamlaştırma, yol açma, Allah'a dayanarak kendisine güven duyma gibi daha sayabileceğimiz pek çok özelliklerini geliştiren bir davranış mı bu? Bakıyorum ki hayır. Ergenlik döneminde anne baba var, ergenlik dönemiyle ilgili hiç kitap okumamışlar. Hı-hı. Ya da vaktiyle bir ara okumuşlar. Olmaz. Ya da kulaktan dolma şeylerle. Bilgi olmadan insan gözü kapalı el yordamıyla yaşıyor gibi. El yordamıyla yaşamak bile bilgisiz yaşamaktan daha iyi. Evet. O bile hani görmeden yaşamak bile bir ön seziyle insan araştırıyor yani. Ben nasıl zarara girmeden şuradan şuraya girerim diye yoklayarak yürüyor. O bile bilgisiz yaşamaktan bana daha evla geliyor, daha iyi geliyor. Dolayısıyla benim niyetimle bütünleşecek, bana bir eylemde bulunduğum zaman beni niyetime doğru götürecek bilgi donanımına acilen ihtiyacım var. Evet. Eğer biz benim hedefime, benim niyetime beni ulaştıracak ve bana doğru adımlar attıracak, doğru bir stratejik yaklaşımı bana sunacak bilgi ve donanımım yoksa, o zaman ben var olan bilgiyle hareket etmek zorundayım. Var olan bilgi görgülerden kaynaklanıyor, anne babadan gördüğümüzden kaynaklanıyor. Doğruları da vardır, içinde yanlışları da vardır. Doğrularını alıp yanlışlarını bırakmazsak eğer, şu yanlış, şu doğru demezsek, o zaman heybede ne varsa ortaya onu dökeceğiz demektir. O zaman bu bana yetmiyor. Nitekim günümüzde yetmiyor. Evet. Şimdi aklıma gelen bir şey oldu. Yıllar önce bir bilgi edinmiştim. İşte uzay istasyonunda bir uzay mekiğinin içinde bir arıza oluyor. O arızayı gidermek için dünyadan bir şeyler yapacaklar. Uzay mekiğini yöneten istasyonun ilgili biriminin görevlisi diyor ki, mühendisleri çağırıyor, ilgili sorumlu teknik ekibi çağırıyor. Arkadaşlar, uzay mekiğimizde şöyle bir arıza var. Diyelim ki oksijen yetersizliği var. Hı. Bir oksijen kaçağı var, oksijen yetersizliği. Orada uzay mekiğinin içerisinde bulunup da astronotların kullanabilecekleri ne kadar malzeme varsa şu ortaya yığalım diyor, yığıyorlar. O malzemelerden o arızayı giderecek bir alet üretiyorlar. Oradan bir formül çıkarıyorlar. Dünyadan alet gönderme şansları yok. Var olanı kullanacaklar. Hı. Zihinde böyle. Var olanı kullanıyor. Eğer var olanın içerisinde o arızayı gidermeye yetecek bir malzeme yoksa, o zaman arıza giderilemiyor. Hı hı. Sıkıntı devam ediyor. Belki hayatiyet devam eder ama öyle yaralar alınıyor, öyle canlar yanıyor, öyle sıkıntılar yaşanıyor ki şahıs ömür boyu dengesini bulamıyor. Hı hı. Bir tarafı hep acılı, bir tarafı hep yarım, bir tarafı hep boş, eksik. Peki elde olanların içine yaşanmışlığı da koyabilir miyiz hocam? Hepsi hani, var olanın içine. Hepsi var, hepsi var. Bazen ama bilginin önüne de geçebiliyor. Peki orada ne yapılabilir? Yani bazen mesela bakıyoruz işte günümüzde okumuş, evet bilgisi var o alanda, o dalda, o konuda. Fakat yine de bildiğiyle değil de yaşadığıyla. Yani ailesinin kendisine davranışlarıyla, kendisine nasıl davranmışsa annesi veya babası, kendisi de aynı davranışları sergileyebiliyor çocuklarına karşı bildiği halde. Ona biz bilgi demiyoruz. Ona malumat diyoruz. Bir şeyi öğrenmek demek, davranışlarda
kalıcı bir değişiklik oluşturması demektir. Hı hı. Bilgi bilince dönüştüğü zaman, bilgi beni bir eyleme sevk ettiği zaman, bilgi bana bir şeyi değiştirmemi, bir şeyi geliştirmemi, bir şeyi yeniden yapılandırmamı söylüyorsa bunun adı öğrenmedir. Hı hı. O zaman bu bilgi aktive olmuş demektir. Bir ara ben bir metafor kullanmıştım. Aklımda olsaydı burada da yapardım. Şu bitki çayı. Bunun içerisine diyelim ki kaynar. Kaynar çay var bunun içerisinde. 2 ya da 3 çay kaşığı şeker koydum. Ya da kesme şekeri attım içine. Hiç karıştırmadım. Çay da soğudu. Çayı içtiğim zaman çayın tadının olmadığını göreceksiniz. Hı hı. İçinde şeker var ama tat yok. Neden? Karıştırmadık. Hayata katmadık. Çaya katmadık. Onu sadece attık, durdu. Sadece kapasitesini doldurdu. Oysa içine katmış olsaydık bir değer katmış olurduk. Evet. Değer dipte duruyor. Hayata geçmedikten sonra dünyanın en muhteşem bilgisi benim olsun. Hı. Ama benim hayatımı güzelleştirmeyince ne anlamı var? Benim çantamda yığınla para var ama ben yoksulluktan ölüyorum. Benim bilgim var. O bilgi beni biraz daha birkaç çıtamı yükseltmiyor. Hı. Hayatıma kalite katmıyor. Bana terakki şansı vermiyor. Ne anlamı var? Yük bana yük. Zihnime yük. Zihni tembelleştiriyor gereksiz bilgiler. Ve başka bilgilerin alınması için ona yer edindirmiyor. Dolayısıyla bilgi ancak hayata geçirildiğinde, öğrenildiğinde sizin olur. Hı-hı. Taşıdığınız bilgi sizin değildir. Hamallığını yapıyoruz. Yük oluyor bize. Ve üstelik var zannettiğimiz için yeni bir açılım da yapmıyoruz. Evet. Ben bunu bildim, öğrendim. Peki ne işe yaradı? Ya da çoğu yerde aslında onu hayata geçirememenin verdiği bir de vicdan azabı, bir rahatsızlık da var. Yani orada bir şey var. Öğrenmişlik, yani bir yerlerde okumuşsunuz, bilmişsiniz ama uygulayamıyorsunuz. Bu aynı zamanda fazla bir yük, ekstradan bir sorumluluk ve vicdan azabı olarak da bazen kişiye negatif dönüşü oluyor. Doğru. Fakat burada bir şey yapmayı ne kadar istediğimiz devreye giriyor. Size şunu söyleyeyim. Ben yurt dışına gidecektim geçtiğimiz dönemlerde. Geç yattım, erken kalkıp gitmem gerekiyor. Mesela saat 1.30-2 gibi yattım, 4.30'da kalkmam gerekiyor. Uyku gözlerimden akıyor, tabiri caizse. Allah razı olsun, eşim Zekeriya Beyefendi alarmı kurdu. Bir de ben kurdum. Hı hı. Ola ki, çünkü derin uykuda insan şey yapabilir. Tedbir amaçlı. Gecikmem, uçağı kaçırmam önemli değil, bir program var. Hı hı. Ben sorumluluğumu yerine getirememiş olacağım. Sözümde duramamış olacağım. O 1.30'da yattım, 1.30-2 gibi yattım, 4.30'da kalkacağım. 3 kere uyandım. Saate baktım, acaba çaldı mı? Hı. Acaba çaldı mı? Alarm çalmadan. Çalmadan. Hı hı. Otomatik olarak. Çünkü önemsiyorum. Evet. Çünkü önem veriyorum. Hı hı. Benim için önemli. Oraya gitmem benim için değerli diyorum. Benim zihnimde bir anlamı var onun. Alarmı kurduğum halde içim rahat, yatamadım. Siz düşünün, uyku uyudum mu, uyumadım mı, dinlendim mi, dinlemedim mi, meçhul. Ama ne oldu? O oraya önem vermek beni alarm halinde tuttu. Ben hayatın her tarafında böyle alarm halinde olalım demiyorum. Ama ay ben bir şey mesela ağlıyor, ay çok istiyorum. Ama olmuyor. O zaman canınız yandığı zamanki ağlama, bu isteğin karşılığı değildir. Bunu hayata ne kadar geçirmek istediğinize bakın. Hı-hı. Eğer bir anne çocuğuna yanlış davranıyor, aslında ben yanlış davranmam gerektiğini biliyorum ama deyip o çocuk da bana şöyle yapıyor dediğinde kendi davranışını onaylıyor, arka planda haklılığına inanıyor, çocuğu haksız gördüğü için böyle yaptığını ama aslında yapmasam da daha iyi olurdu ama işte o çocuk beni yapmaya mecbur ediyor diyor. Bir noktada kendi davranışını koruyor. Bunun değişme şansı yok. Bunun değişme şansı yok. Evet ben yanlış yaptım. Bunun kesinlikle yapılmaması gerekirdi der. Ve gerçekten bunun için sadaka verirsek, bunun için hacet namazı kılarsak, bunun için teheccüde kalkarsak, bunun için dua edersek, bunun hatırlatıcıları olarak
aynama yazarsam, cebime yazıp koyarsam, cüzdan, ben unutmamam gereken bir şey cüzdanıma koyuyorum. Çünkü onu her gün açıyorum. Hı-hı. Oraya yazıyorum, aman unutmayayım diye. Tedbirim var. Derdi olanın tedbiri de olur. Tedbiriniz yoksa yeteri kadar derdiniz yok demektir. Bunu iddia ediyorum. Aklı başında olan herkes için iddia ediyorum. O yüzden de benim bilgim var, uygulayamıyorum, vicdan azabı çekiyorum. Bu vicdan azabı da bir teselli. Evet. Beni bilgiye götürmüyor. Bir manası yok. O vicdan azabının da bir manası yok. Vicdan azabı çekeceğine tedbir üret. Tedbirlerini al. Bu da yine bilgi eksikliğinden. Çünkü ben çocuk eğitimine yıllar önce, çocuklarım daha yeni küçükken kurslara gitmeye başladığımda öğrendim ki mesela 0-4 yaş içerisinde insanın ömür boyu kullanacağı zekanın %50'sinin oluştuğunu öğrendim. Aman Allah'ım ya, benim çocuğum ömür boyu kullanacağı zekanın %50'sini 4 yaşına kadar oluşturuyor. Peki bunu nasıl oluşturuyor? Dokunacak, görecek, duyacak, tadacak, benim kucağıma gelecek, babasının kucağına gelecek, sevgi görecek, evde yapmak istedikleri şeyleri engellemeyeceğim, risk barındırmadıkça, hayati bir risk olmadıkça. O zaman ben bunu niye yapmayayım? Beni eleştirmeyen kalmadı. Beni ayıplamayan kalmadı. Umuruma bile almadı. Benim evim dağınık diye söylemeyen kalmadı. Çocuklara çok yüz veriyorsun, çok şımartıyorsun. Ben ne yaptığımı biliyorum. Peki kaybettiğiniz herhangi bir şey oldu mu? Kazancınıza ne? Değinmiyorum. Yani Allah'a şu anda şükür, dönüp baktığınız Allah'a zaman. Şükür. Eğer onların sözüyle depresyona girseydim çok şey kaybederdim. Hı hı. Ama ben şöyle düşündüm. Onlar benim hocam değil. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ama bana şunu deseler, Salih Hanımcığım siz şöyle yapıyorsunuz ama sanki şunun daha doğru olduğunu düşünüyorum diye uygulamamın daha iyi bir teklifini, versiyonunu bana sunseler öpüp başıma koyarım. Bunu bana sunmuyorlar. Yanlış yapıyorsun diyorlar, kendileri gibi yapmamı istiyorlar. Ben sizin yaptığınızı onaylamıyorum ki. Sizin yaptığınız doğru olsa sonuçlarından belli olur. Çocuklarınızla aranız kötü, eşinize kötü davranıyorsunuz, bilgiyi hayata koymuyorsunuz. Ne taş canlı kadınsın, böyle olur mu, niye bu kadar çok çocuk? Bir defa 6 çocuğa çok denmesine ben çok tepkiliyim. 20 çocuk bile bana göre çok değil. Geçenlerde bir hanımefendiyle karşılaştım. 14 çocuğum oldu. 7'sini Allah aldı, 7'si hayatta diyor. Sapa sağlam hepsini normal dünyaya getirmiş. Evet. Bayıldım. Ay niye o kadar çok? Neye göre çok? Zihnimizi, evet, göre çok? Bizim doğrularımızı, yanlışlarımızı o kadar çok bozdular ki biz sağlıklı bilgi olmadan da sağlıklı düşünemiyoruz. Sağlıklı bilgi olması lazım. Neyin olması gerektiği, neyin normal, neyin normal değil, neyin çizgi dışına çıkmak olduğunu bilmemiz lazım. Bunun için de bizim gerçek bilgi kaynağına ulaşmamız lazım. Biz olayları, durumları tespit edip Allah'a dönerek iki sorumuzu ve ondan sonra duamızı yapmıyoruz. Ondan sonra da niye doğru böyle izliyoruz? Doğru bilginin sağlaması o mu? Efendim? Hocam? Doğru bilginin sağlaması o, evet, mu? İki soru. Evet ve ondan dua. Sonra bir dua. Hemen söyleyeyim. Buyurun, her durumun mutlaka iki sorusu olmalı. Hı. Hangi şeyle karşılaşırsak karşılaşalım. Bir, ben bu durumda ne yaparsam Rabbimin hakkına, hukukuna göre doğru olur. Allah'ın ölçüsüne göre ne yaparsam doğru olur. Birinci soru bu. İkinci soru da şu anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yerimde, benim pozisyonumda olsaydı ne yapardı, nasıl davranırdı? Evet. Bunların duası da şu: Allah'ım benim bilgim senin bir kul olarak benden görmek istediğin ve senin hak ettiğin şekilde davranmama yetmiyor. Ben sınırlıyım. Sınırlı algılayan bir varlığım. Hele bilgim yerlerde, diplerde. En güzel yaptığım şey bile senin şanına uygun değil. Acziyetimi sana ifade ediyorum. Buna rağmen sen benim en iyisini, gücümün neye yetiyorsa onun en iyisini, hangi durumla karşılaşırsam karşılaşayım, yapabilmem konusunda bir, bana anlayış, iki, bana yardım, üç, kararlılık, dört, benim böyle davranmamı sağlayacak doğru dostlarla onların üzerinde modelleyerek görmemi, doğru bilgiyle nasıl davranacağımı öğrenmemi sen nasip eyle. Hı hı. Daima elim elinde olsun. Mesela çok olumsuz dua yapıyor. Allah kazadan beladan korusun. Niye kazayı belayı duanın içine sokuyorum? Allah'ım güvenle
gönderip selametle yerinize vardırsın deyin. Ondan sonra Allah'ım beni yanlış davrandırtma. Allah yanlış davrandırtmaz. Ben yanlış davranırım. O zaman demeliyim ki Allah'ım benim doğru davranmamı sağla. Allah hastalıklardan korusun. Kazalardan korusun. Ya Rabbi sağlıkla, afiyetle, güvenli olarak bulunmamı nasip eyle diyelim. Yani dua ederken de yanlış olmasını bir ton istediğimiz evet, kelimeler. Aynen öyle. Olarak. Aynen öyle. Çünkü zihnimize aynı zamanda yanlış kelimeleri, yanlış cümleleri kodlamış oluyoruz. Bu da tekrarlıyor. Bu arada çocuklar için duaya geleceğim ama size bir şey daha söyleyeceğim. Bir insanın duası neyse Allah-u Alem karşısına çıkan o oluyor. Bir hanımefendiyle tanıştım. Diyor ki ben 54 yaşında yatalak olacağım, 54 yaşında yatalak olacağım, 54 ya durmadan bunu söyledim. Şu anda 54 yaşındayım ve yatalağım diyor. İçim benim ki aferin ya dedim. Ne güzel şey yapmışsın. Bunun zorun ne? Biz psikoterapide öğrendik. Allah'ım çok ilginç ya, Allah'ın bu sistemi nasıl yönettiğini, daha doğrusu bu sistemin nasıl işlediğini bilmeden o kadar yanlış şeyler yapıyoruz ki insan beyni kendi dilinden emir alır. Söylediklerimizi beyin emir kabul ediyor. Evet. O zaman zorun ne? Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim, yeni öğrendiğim bir bilgi. Ben diyorum ki hep 70 yaş civarında profesör olacağım. Hani yaşıma bağlayarak onu uzun bir zaman olarak görmüyorum ama hesap ediyorum. Şu kadar okursam, şu kadar okursam inşallah 70 yaş civarında profesör olurum. Şu anda bir teklif aldım. İnşallah üniversitesini ve daha detaylı bilgiliği netleştirince söylerim. Özel bir aile danışmanlığı konusunda yüksek lisans yapıyorlar. Teklif aldım. Maşallah. Hocam bunu bitirin hemen sizi doktoraya atalım ve üniversitede öğretim görevlisi olarak ders verin dediler. Uçuyorum sevincimden. Çünkü benim duam buydu. Hı hı. Sadece duam bu değil. Benim birinci duam Allah'a iyi bir kul, Resulüne iyi bir ümmet ve dünya için iyi bir kul olmak, iyi bir eş. Benim tek derdim bu. İyi olmanın yollarından birisi de bilgiye açık olmak ve bilgiyle sürekli irtibat halinde olmak. Böylece faydalı bir birey olabilmek. Tabii iyi olmadan faydalı olunmuyor zaten. Kötü niyetle fayda tesadüfen kesinlikle olur. O da anlık gelip geçici bir şeydir. Dolayısıyla iyiliğin altında da bilgi yatıyor. Çünkü ben bunu Allah için yapıyorum. Allah'ın bilgisi olmadan ben de bunu yapamam. Eğer Allah'ın bilgisi olmadan yaptığım zaman ben sana vaktiyle şunu yapmıştım. Sen bana işte çocuğumu sana bakmak için getirdim de yapmadın, yazıklar olsun. Gözüne dizine dursun. O kadar sana emek verdim. O kadar şunu yaptım. Sen bana bunu yapmadın derim. Bu Allah'la kul ilişkisini doğru kurmadığım için yaparkenki niyetime ve onun sonucuna Allah'ın perspektifinden bakmadığım için bunlar oluyor. Arızalı oluyor. O kadar emek vermişim. Bir çocuğu o kadar büyütmüşüm. Ondan sonra da diyor ki ben anayım, benim dediğim olacak. Hayır, Allah'ın dediği olacak. Hı-hı. Kural koyucu Allah. Bütün durumumu, işleyişimi Allah'ın benden istedikleriyle ilişkilendirmezsem o zaman benim niyetim bir tarafa, eylemlerim bir başka tarafa, sonucu da hiç başka bir tarafa gidebilir. Yazık değil mi? Bana yazık değil mi? Benim ömrüm gidiyor bir şeyi yapmak için. O zaman Allah nasıl istiyorsa öyle düşünürsem ben sahili selamete vararım. O yüzden de niyetimizi başa koyduk. Tekrar o sistematiğe dönecek olursak. Evet. Niyetimizi başa koyduk. Ondan sonra bilgi geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki anneler babalar çocuklarına yaptıkları duaların onlar için nasıl bir zırh oluşturduğunu bilselerdi durmadan dua ederlerdi. Şimdi buradan diğer sistematikleri de geçeceğim de bir cümlelik bir ilişkilendirme yapayım. Günümüzde annelerin babaların duası ne? Çocuğum küçükken sözümü dinlesin, bol yemek yesin, etrafı dağıtmasın, okula gidince derslerine düzgün çalışsın, kavgacı bir çocuk olmasın, gene benim sözümden çıkmasın. O hep bütün zamanların değişmeyen talebi, benim sözümden çıkmasın. İşte öğretmenine derse yapsın, gıkı çıkmasın, hiç yaramazlık yapmasın, evi dağıtıp bozmasın, beni üzmesin, bakın beni üzmesin. Ay ders çalışmazsam çok üzülürüm diyor. Bu nasıl bir cümle? Yemek yemezsen çok üzülürüm diyor. Namaz kılmazsan çok üzülürüm diyor. Ya bizim çıkış noktamız benim sevinmem, üzülmem değil ki. Peki ne demek lazım? Doğrusu ne orada? Benim ölçüm, benim üzülmem değil ki. Oradan cevap vereceğim.
9-10 yaşlarındaki bir kızımızı aile bana getirdi. Salih Hanım, ders çalışmaya motivasyonu yok. Çok ilgisiz, sorumsuz, çok tembel. Böyle olduğu zaman bir defa çocukların bir kan değerlerine baktırmak gerekiyor. Antiparantez bunu da söyleyeyim. Hı hı. İkincisi B12 vitamin deposuna baktırmak gerekiyor. Bir aile çocuğum çok tembel, hareket etmiyor, nasıl bir motivasyon oluşturabiliriz diye getirdi. Dedim ki çocuğunuzun bakışı ve gözleri böyle söylemiyor. Tembel bir çocuğa benzemiyor. Bir defa bu ifadeyi kullanmayın. İkincisi acilen vitamin deposuna baktırın B12 ve ondan sonra kan değerlerine bakın dedim. İkisi de ve çok diplerde çıktı. Çocuk bana bir kere geldi, bir daha gelmiyor çünkü ihtiyacı yok. Bunun hesabını, bunu da hesaba katmamız lazım. Çocukla konuşuyorum şimdi, o 11-12 yaşındaki kızımızla konuşuyorum. İşte kendini seviyor musun? Kaç tane samimi arkadaşım var? Hangi dersi seviyorsun? Tanımaya çalışıyorum. Bu arada dedim ki seni en çok mutlu eden şey nedir dedim. Ödev yapmak dedi. Neden dedim? Çünkü annem mutlu oluyor dedi. Çocuk gerçek hedefinin, gerçek amacının ne olduğunu bilmiyor. Annesi memnun olduğu için yapıyor. Ya da annesi memnun olduğu zaman daha çok seviyor onu. Çocuğun istediği annenin ilgisi, annenin sevgisidir. Ve ödev yaptığı zaman anne daha çok takdir ediyor, seviyor, ilgi gösteriyorsa eğer, değil midir Saliha Hocam? Oradan da çocuk annesinin aslında bir nevi o sevgisine ve ilgisine muhtaç ve aç olduğu için o da bir yöntem, bir yol olabilir mi? Şimdi anne baba zaten derslerin iyi olursa seni severiz mesajı veriyor. Bu çok arızalı bir şey. Kesinlikle hayata dair bir mesajı yok. Ben diyor. Her şeyde şu benden bir kurtulabilsek. Evet. Benden bir kurtulabilsek çok şeyi halledeceğiz de. Ben doğrusunu bilirim. Ben doğrusunu söyleyebilirim. Hı hı. Ben talep ettiğim zaman bu doğrudur. Sen yapacaksın. Ben emir makamıyım. Hı hı. Sen yapma makamısın anlamına geliyor. Söyleyeceğimiz şey şu. Çocuğa bunu nasıl yapabiliriz? Ben çocuklarıma diyordum ki okula giderken, yavrularım bakalım bugün kim okuldaki öğretmenin anlattığı bilgiyi en iyi öğrenerek kendisini ödüllendiriyor. Bir daha tekrar eder misiniz? Yavrucuğum bakalım bugün sınıfınızda öğretmen ders anlatırken hanginiz öğretmenin anlattığını daha iyi öğrenerek kendisini ödüllendiriyor bakalım. Kim kendisini bugün ödüllendirmiş olarak değişik gelecek? Değişik bir yaklaşım. Bilgi hayatınız için lazım. Hı-hı. Ben çocuklarıma dedim ki, yavrucuğum ben seni okumasam da severim. Hı-hı. Ben seni evde dursam da severim. Annelik böyle bir şey. Anneliğin sevgisi hiç bitmiyor. Evet. Ama bu hayatı sen yaşayacaksın. Eğer ben senin geleceğin için, senin iyi olmanı gerektirecek şartları sana sağlamazsam, senin hangi adımı attığın zaman doğru olacağını sana söylemezsem benim sevgim bencillikten öteye geçmez. Benim sevgim seni iyi olmaya sevk etmeli, bana bağlamaya değil. Annenin birisi, çocuklarımla gurur duyuyorum dedi. Maşallah dedim, hangi yönleriyle gurur duyuyorsunuz? Benden izinsiz sokağa bile çıkmazlar. Bensiz asla bir yere gitmezler. Benim sözümü dinlerler. Allah'ım sen yardım et dedim. Allah'ım sen yardım et, kendisini adeta putlaştırmış. Sen o çocuğun ilahı mısın? Bu nasıl bir annelik duygusu? Tamamıyla bilgisizlik. Tekrar o bilgi, niyet bilgi, o sıralamaya geleyim. Hı hı. Ha, ondan önce bir cümle unutmadan. Çocuklarımız için, ders çalışırken, bu senin hayatın için geçerli, gerekli. Ben seni okumasam da severim. Biraz önceki söylediğim gibi. Fakat toplumda bir yere gelmen için okuman gerekiyor. Bir örnek vereyim size. Diğerini anlatacağım. Yıllar önce, isim vermeyeceğim. Radyoya gidiyorum. Beni götüren şoför beyefendi dedi ki, Salih Hocam dedi, felanca beyefendiyi tanıyor musunuz dedi. Evet tanıyorum dedim. O dedi veri tamircisi dedi. Radyo vericilerini, alıcılarını tamir ediyor dedi. O dedi şu anda dedi bir yeni bir teklif aldı, felanca televizyona transfer oluyor dedi. Oraya geçiyor dedi. Hı hı. O ne kadar maaş alıyordu biliyor musunuz dedi. Bilmiyorum dedim. 800 lira dedi. O zamanın parasıyla 800 milyon muydu? 800 TL miydi? Neyse. O civarı 1000 lira değil yani. Hı hı. Eğer çünkü lise mezunu dedi. Eğer üniversite mezunu olsaydı 5000 dolardan başlardı dedi.
sadece bir vericiyi tamir etmekle 8 bin dolar kazandırıyor kuruma dedi. Ve Türkiye'de bunlardan birkaç tane dedi. Bu kadar akıllı ve becerikli ama diploması veri tamircisi için yok dedi yani. Yetişmiyor. Böyle bir tamirci yok dedi. Evet. Burada iki arıza var. Bu kadar becerikli olan birine tahsilsiz diye hakkını vermemek çok ciddi bir vebal. Evet, adil değil en basit, adalet. Tezgahtan yetişmiş, onun adına bir şey deniyor. Neydi? Çekirdekten. Çekirdekten çırak, yetişmiş de sanatçı değil de zanaat sahibi. Zanaat sahibi. Onun adı aklıma gelmedi. Bunun eğer hakkı buysa, diplomasına bakmadan bunu vermek dururken neden 800 veriyorsun? Bu bir arıza. Bunu tespit edelim. İkincisi, eğer tahsil bir anahtarsa, bir araçsa ben niye almayayım onu? Ben niye almayayım? Rabbimin değeri benim diplomamla değil. O diplomanın bana ne kadar insanlık kattığıyla ve ne kadar kulluğumu ileri götürdüğümle ilgileniyor. Allah diplomaya göre vermiyor. Evet, cenneti de, şunu da bunu da. Diploma hem dünya hayatımızı daha iyi yönetmek, hem imkanlara daha iyi ulaşmak, hem bazı alanlarda profesyonelleşmek, artık zanaatkarlık kalmadı, o açıdan mecbur bir diploma ihtiyacı oluyor. Hem de kendimi daha üst basamaklara çıkarabilmem için bu bir araç. Evet. Amaç kulluk, amaç daha iyi insan olmak. Evet. Dolayısıyla çocuklarımıza önce hangi meslekte olursan ol, önce iyi bir insan olacaksın. Neyle meşgul olursan ol, adil olacaksın. Doğru olacaksın. Başka seçeneğin yok. Başka seçeneğin yok. Diyelim ki seni dünyanın en güzel iş yerindesin ve mükemmel bir performansına karşılık alıyorsun. Çok iyi durumdasın. Oradan çıkmanı gerektirecek bile olsa doğru. Allah bir tahta kapıyı kapatırsa bir altın kapıyı açar. Bunu söyleyeceğiz ama söylemeden önce bu konuda biz doğru örneklik teşkil edeceğiz. Yani biz dost doğru olduktan sonra çocuğa herhalde, her halükarda doğru herhalde, diyeceğiz ki karşılıklı. Kesinlikle doğru. Yoksa başka türlü olmuyor. Zaten çocukların 0-7 yaştaki öğrenme biçimi görmeye dayalı. Biz eğitimciler ne diyoruz? Söyleme yaşa. Hı-hı. Çok yerinde bir tespit oldu. Allah razı olsun. Görmeden bir anlamı yok ki. Zaten görmeden onu yaşayıp da içselleştirmeyenlerin diliyle olur. Ya evladım dürüst olmalısın. Sen yalan söylememelisin. Sen eşine karşı yalan söylersen, çocuklarına karşı yalan söylersen, söz verip yerinde bu sözünü tutmazsan o zaman senin pratikte evladım doğru sözlü ol demenin sabanın çöpü kadar bir kıymeti yok. Evet, bir ancak kendisi ben söyledim diyerek kendisini rahatlatmaya yönelik bir şey. Bir karşılığı da olmayacak. Olmuyor işte. O açıdan değersiz. Evet. Başta niyet dedik. Hı-hı. Ondan sonra bilgi dedik. Ondan sonra metot. Bir sanatçı eline bir marangoz ahşabı alır. Demirci demiri alır. Elektronikçi bakırı alır. Kuyumcu bir mücevheri alır. Önce zihninde ne yapacağının bir fotoğrafı olur. Bir dünyaca meşhur ressam Rodi var. Ona bu güzel eserleri nasıl oluşturuyorsun diye sormuşlar. Beni çok etkilemiş bir cümledir bu. Diyor ki, demiş ki, ben nasıl bir heykel yapacağımı zihnimde tasarlıyorum, hayalimde tasarlıyorum, sonra onun üzerindeki fazlalıkları alıyorum demiş. Bizim zihnimizde de nasıl bir çocuk oluşturma modeli varsa ona uygun yapıyoruz. Bizim zihnimizdeki çocuk modeli nasıl? Başarılı, para kazanan, ekonomik yönü iyi. İtaatkar bir de. Bir dakika, anneye babaya itaat devrede değil, o çocukken öyle. Gençlik kısmına mı? Gençlik kısmına geliyoruz şimdi. Okulu iyi olsun, notları iyi olsun, iyi bir okula girsin, iyi bir üniversiteyi kazansın, orayı bitirsin, iyi bir iş sahibi olsun, çok kazansın. Bunun yanında itaat bekliyor. Özür dilerim, çok kaba olacak ama daha çok beklersin. Anneye babaya saygıyı sen büyüklerine saygıyla öğrettin mi? Bir. Çocukken diyoruz ki biz, küçükken çocuk büyütmek ne ki? Sen asıl büyüyünce bak, onun çocuk büyüdükçe derdi de büyüyor diyoruz. Evet. Küçükken ihmal ettiğimiz için büyüyünce derdi de büyüyor. Hı hı. Eğer küçükken ihmal etmeden büyütüyor olsaydık
büyüyünce derdi büyüdü demezdik. Ergenlik döneminin çalkantıları olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki genç olup da taşkınlık yapmayana şaşarım diyor. Hı hı. Bu taşkınlık olacak. Birinde şu dozda, birinde bu dozda. İçe dönüklerde, sessizlerde, annesini zorla bastırdıklarında bu içe dönük yaşanıyor. Daha sonra patlak veriyor. Hı hı. Bunlar yaşanacak. Fakat asıl olan anne babanın o süreci çocuğun Allah'a emaneti, Allah'ın bir emaneti olarak mı yoksa benim oğlum olarak mı? Benim kızım olarak nasıl büyüttüğüne bağlı. Benim kızım derseniz o kadar hak sahibi oluyoruz ki. Anne bulaşıkları çocuk yıkamadığı zaman ben sizin hizmetçiniz miyim, sizin hizmetçiniz miyim, ben yapmıyorum, sen yapıyorsun. İş yaparken bile öyle yanlış cümle kullanıyoruz ki çocukla işin arası açılıyor. Evet. Çocuk işten soğuyor. Demeliyiz ki son 4 dakikamız. Demeliyiz ki toparlayarak da. Tamam. Buyurun. Demeliyiz ki yavrucuğum işi şu anda hani birlikte bu hayatı yaşıyoruz, bana yapıyor gibi görünüyorsun ama öğrendiğin sana. Sen yapmasan da ben bunu yaparım. Ama sen hayatında daha iyi yaşayasın diye ben bunu birlikte yapalım istiyorum, öğren istiyorum diye. Çocuğa küçük yaştan elini alıştırmıyoruz, büyüdüğü zaman da çocuk işe alışmıyor. İnsanlık, bakış açılarımızı ve söylemlerimizi mi değiştirmemiz gerekiyor orada? Niyetimizi değiştireceğiz. Hı. Niyet Allah'a kul yetiştirmek mi? İyi evlat yetiştirmek mi? Şu anda annesine babasına kul köle olan evlatlar, annesinin hatırı için hanımını boşayanlar, annesinin hatırı için annesinin bütün eziyetine katlanan evlatları anne iyi evlat olarak görüyor. Niyetimiz arızalı. O zaman en başa dönmemiz gerekiyor. Yani o sizin kendimize yöneltmemiz gerekir dediğiniz iki soruya. Yani yaptığımız her şeyde, söyleyeceğimiz her sözde Kur'an ve sünnet eleğini, süzgecini o zaman elimize kesin almamız gerekiyor. Kesin başka seçeneğimiz yok. Hı-hı. Allah varsa, özür dilerim, varsa değil, Allah var. Onun kuralları var. Bir de onun insan olarak bize gönderdiği peygamber var. Buna göre yaşayın. Ona getirdiyse alın diyor. Evet. Biz olaya bakacağız, Allah'a döneceğiz. İki sorumuzu soracağız, duamızı yapacağız. Yani, ve üstelik söylerken de o anda hani dediniz ya çocuğumda işte mesela evi topla, yatağını topla, neden yapmadın, etmedin. Orada bile aslında o soruyu sorup mu kendimize ilgilenir? Elbette. Elbette. Hani demiştik ya niyet. Hı hı. Ondan sonra demiştik ya bilgi. O bilgi bizi konuşturacak işte. Hangi, ne, nasıl konuşturacak? Niyetten sonraki bilgi, üçüncü madde metot. Hı hı. Elinizde sizin pırlanta var. Marangoz testeresiyle onu şekillendiremezsiniz. Bizim şu anda elimizde ince hassas şekillendirici aletlerimiz olması gerekiyorken marangoz testeresi var. Mükemmel olabilecek bir evladı sıradan, vasat, kişiliksiz, renksiz, özgünlüğünü kaybettiğimiz bir evlada dönüştürüyoruz. Onun için metot, ondan sonra gayret, son madde sebat. Hı hı. Hangi durumda olursak olalım, neyle meşgul olursak olalım, niyet, bilgi, metot, gayret ve sebat ölçeğinde hareket etmeliyiz. Allah'la ilişkilendirmediğimiz bilgi bizi Allah'a yaklaştırmadığı gibi dünyada savurur. Peygamberin nasıl yaşadığını öğrenmeden ve ona benzeme çabası olmadan yaptığımız her şeyde bizi çocuğumuzu aramızı açar, eşimizi aramızı açar, dünya ile aramızı açar. Asla mutlu olmayız. Huzur Allah'ın dediğini doğru öğrenip peygamber gibi yaşamaktan geçer. Hı hı. Görmek için ilgi, anlamak için bilgi, başarmak için sevgi, sonuç için sabır, bunların hepsi içinse kesintisiz emek gerek. Evet, bu dediklerinizi eğer pratiğe, tatbike geçirirsek o zaman gençlerimizi herhalde yanımızda, elimizde elbette tutarız değil mi? Elbette. Aksi takdirde toparlamamız elbette mümkün olmayacak. Son iki cümleyle burayı da toparlarsanız. Bir, getirelim. Biz her şey yaptığımız halde Allah'ın takdiri başka olabilir. Hı hı. Bir defa eve helal gençlere sahip çıkabilmek için öyle gençleri kuraldan önce eve helal rızık gelecek. Anne sadakatli olacak, baba sadakatli olacak. Onun bunun erkeklerini beğenmeyecek. Onun bunun kadınlarını beğenmeyecek. Parantez içi mesajlaşmalar olmayacak. Ahlaklı olacağız. Başka seçeneğimiz yok. Hı. Ve bedelinin çocuklardan çıktığını da bileceğiz. Hem bizden hem de neslimizden çıktığını bileceğiz. Güçlü duygular gen oluşturuyor ve aktarılıyor. Hı hı. Ondan sonra evimizde Kur'an okunacak, evimizde namaz kılınacak, evimizde besmele olacak, evimizde telefonları bir tarafa bırakalım Allah aşkına, sosyal medyada yaşamaktan evde yaşayamıyoruz. El ne paylaşmış diye bakmaktan çocuğumuzla paylaşacağımız şeyler buharlaşıyor, eşimizle bir şey paylaşamıyoruz. Sonra çocuklarımıza ne oldu? Eve dönmemiz lazım. Hı hı. Erkek kardeşlerim eve dönecek,
Hanımefendi kardeşlerim eve dönecek, telefonlar akşam uçak moduna alınacak, çocuklarımıza zaman geçireceğiz. Çocuklarımız ergenlik dönemine girmiş, evladım namazını kıl. Yok böyle bir dünya yok. Allah 12,5 sene kullarının kalbini onardı onlara dini anlatabilmek için. Biz ne yaptık? Biz ne kadar kalbine hitap ettik? Allah'ı kalbine sokmak için ne yaptık? Hiçbir şey. Niyetimizin sağlam, bilgimizin sağlam, metodumuzun doğru, gayretimizin ve sebatımızın yerinde olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir şekilde özetlemiş oldunuz. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Rabbim sonumuzu hayır eylesin ve doğru davrananlardan eylesin inşallah. Amin amin. Allah razı olsun. Sizden de efendim. Evet hanımlar rehberinde bugün Saliha Erdim hanımefendi ile beraberdik ve gençlerin içinde olduğu karmaşayı, karışıklığı konuştuk ve çözümü kendisinden dinledik. Aslında çözümün çok da zor olmadığını, çok da basit olmadığını bize anlattı. Başka bir programda, başka bir konuyla yine karşınızda oluncaya kadar yüzünüzden tebessüm, evinizden huzur eksik olmasın efendim. Allah'a emanet olun. Ailemizin dergisi Nisanur sundu.